VexVR kod derslerinden herkese merhaba. Bugün yine 3 görevimiz var. Öncelikle birinci görevimizden başlayalım. Birinci görevimiz robotumuz bir birim kare ileri gidecek, sonra geri dönecek, sonrasında iki birim kare ilerleyecek, yeniden geri dönecek ve bunu yine 4 kare ileri geri şeklinde devam ettirmesini istiyoruz. Bunu nasıl yapacağım? Öncelikle size daha açıklayıcı olabilmesi için bir yorum satırı ekliyorum. Bir kare için olan kodu göstereceğim. Bir kare git dedim. Nasıl ilerliyorduk? 200 milimetre ileri sür diyorum. Bunu çoğaltabilirsiniz. Bu sefer de ileri değil geri olarak düzeltiyorum. Yine aynı şekilde bunu da iki kare git olarak düzeltiyorum. İki karemizin isterseniz operatörlerden 2 ile çarpabilirsiniz. İsterseniz de buraya 400 olarak yazabilirsiniz. Şimdi 4 kare gitmemiz gerekiyor. Onu da operatörlerle göstermek istiyorum. 4 kare gideceğiz. Ve hemen oyun alanını açıyorum. Programımı başlatıyorum. İkinci görevimiz ise robotumuz bir ızgara karesi ilerleyecek, duracak, sonrasında geri dönecek. Yine iki ızgara karesi ilerleyecek, duracak, sonrasında geri dönecek ve bunu yine 4 ızgara karesi içinde tekrarlaması lazım. Yine siz kodları net görebilin diye ben buraya yorum satırı ekliyorum. Bir kare. Öncelikle bir kare ilerliyorum. Sonra sağa döneceğim. 180 derece sağa dönüyorum, yani tam tersi yöne. Sonrasında 200 milimetre ilerliyorum. Tekrar sağa dönüyorum. Bunu iki kare içinde tekrarlıyorum. Bu sefer 400 olacak. Ve bunu tekrar 4 kare içinde yapıyorum. İsterseniz operatörlerden çarpım işlemini kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Oyun alanımı açıyorum ve çalıştırıyorum. Şimdi ise son görevimiz olan üçüncü görevimizi yapacağız. Burada da 8 kare ilerlemem gerekiyor ama bunu adım adım yapmam lazım. Önce bir kare ilerleyecek, sonra geri dönecek. Sonra iki kare ilerleyecek, geri dönecek. 3 kare ilerle, geri dön şeklinde bunu 8 kareye tamamlamamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir önceki örneklerde birinci ve ikinci görevde gösterdiğim gibi bunu tek tek de yazabiliriz. Ya da bunu değişken oluşturarak da yapabiliriz. Değişkenler bloğuna geliyorum ve bir değişken oluştur dediğim zaman buraya git yazıyorum. Değişkenimin adı git olsun. Değişkenime başlarken öncelikle değişkenin 1 olmasını istiyorum. Çünkü ilk yapacağımız görev bir kare ileri gitmek değil mi arkadaşlar? Sonrasında
ne kadar gidecek? Bir kare mesafesinde gidecek. Ama bunu değişkenle çarpması lazım. Değişkeni birim hesabı ile çarparak ilerlemesini istiyorum. Ve sonrasında geri dönmesini istiyoruz, değil mi? O yüzden de ileri değil, geri olarak düzenliyoruz. Bunu da 8 defa tekrarlaması lazım, değil mi? Bu işlemi 8 kere tekrarlayacak. Peki, eğer kodumuz böyle olursa değişkenimiz birden başladığı için sürekli birinci kare işlemini yapmış olacak. Ama ben değişkenimi döngünün sonunda bir kadar değiştir deseydim, işte o zaman 8, buradaki değişken 8 defa tekrarlanacak ve benim görevim başarıyla sonlanmış olacak. Oyun alanını açıyorum. Görevlerimiz sonlandı. Şimdiden herkese iyi dersler, iyi eğlenceler dilerim.